Merhaba efendim, ben Yalçın. Bugün sizlerle Ege'de egemenliği tartışmalı adaların durumu ile ilgili bir değerlendirme yapmak istiyorum. Önce Türk tarafının, daha sonra Yunan tarafının tezlerini ele aldık. Bir önceki videomda da Yunan tarafının tezlerine karşı tezleri ortaya koydum. Bugünkü videomda çok kısa olarak üçüncü taraflara değinip daha sonra da nasıl bir yaklaşım içinde olunması gerektiğini ele alacağız. Kanalıma hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri bu kriz sırasında tarafların rızası ve isteğiyle devreye girdi. Sorunu çözmeden ancak donmasını, sorunun buzdolabına kaldırılmasını sağladı ve bir savaş çıkmasının önüne geçti. Üçüncü taraflar boyutundan ele alındığında Amerika Birleşik Devletleri'nin bağdaştırıcı, birleştirici, sorunu çözücü, çözemiyorsa dondurucu bir hakem rolüne soyunması ve bölgenin ta içinde karar vericilerden biri haline gelmesi bakımından Amerika Birleşik Devletleri'nin işine geldiğini söyleyebiliriz. Avrupa Birliği'nin Yunanistan'dan yana olmak gibi bir mecburiyeti vardı çünkü o üye devleti ve Yunanistan'ın sınırları aslında Avrupa Birliği'nin sınırları. Ancak Avrupa Birliği'nin aynı zamanda Türkiye'yi kaybetmek, Türkiye pazarını kaybetmek, Türkiye'nin güvenini kaybetmek gibi de bir endişesi olabilir. Yunanistan ve Türkiye açısından ele aldığımızda benim bakış açıma göre bu iş Türkiye'nin işine yaramıştır. İki tane kayalığı bile tartışmalı noktaya getirmesi çok önemlidir. Bu diğer kayalıklara emsal olacağı için de çok önemlidir. Bu de genel değerlendirmeden sonra şu soruyu sormamız lazım. Türkiye nasıl oldu da bunların farkına vardı? Kafasına bir şey mi düştü birdenbire 1995'te egemenliği tartışmalı adalar olduğunu ortaya çıkardı? Ve bunları izleyen bir başka soru, niçin Türkiye bunların farkında değildi? Bakın, ben size bir önceki videoda İngiliz ve Amerikan haritalarını gösterdim. Merak ediyorum, bu haritaları Deniz Kuvvetleri'nde, Dışişleri Bakanlığı'nda, akademisyenler arasında, Seyir Hidrografi Dairesi'nde, politikacılar arasında birisi merak edip de bu çarşaf çarşaf haritalara bakıp yahu bizim sınırlarımız buralara da uzanıyormuş, bak bu adalar da Yunanistan'a ait değilmiş diye düşünemedi mi? Bir bürokrat bunu görüp bunu sümenine koyup amirine gidip de göstermedi mi? Efendim bakın böyle bir şey var. Bu adalar gerçekten bize mi ait değil mi? Ne yazık ki böyle bir soru sorulmamış. Ta ki 1995 yılına kadar. 1995 yılında Güven Erkaya bu konuda karargahını görevlendirip karargahının kendisine sunduğu raporu beğenmeyene kadar, o raporu beğenmeyip de siz bunların hepsini kaldırın bir kenara koyun deyip Ali Kurumamı'da sen doğrudan doğruya tek başına bunun ana kaynaklarına inerek incele ve bana durumu bildir demesine kadar ilgilendik. Bakın, bu da güzel bir soru. Neden Türkiye 1995'ten itibaren birden bu işin içine girdi? Güven Erkaya rüyasında mı gördü? Birileri kulağına sufle mi yaptı Kıbrıs'ta olduğu gibi? Öyle bir sufle yapılacaksa Genelkurmay Başkanı'na, Başbakan'a değil de niye ona yapılsın? Kimsenin de hakkını yemeyelim. Belki de rahmetli gerçekten bu konuları ortaya çıkaran gerçek, aydın bir Türk yurttaşıdır. Hani böyle sağda solda bir de şeyler var ya, işte askere laf edenler vesayetti, şuydu buydu. Kardak adaları asker olmasaydı asla gündeme gelemezdi. Kusura bakmayın. Farklı düşünen varsa onu da söylesinler. Hayır, biz çıkarırdık diye. Gazete arşivlerine bakıyorum. Kardak olayından sonra Dışişleri Bakanlığı yeniden bir düzenlemeye, yeniden bu konular üzerinde çalışmaya başlıyor. Sonuç olarak birinci maddede şunu diyebiliriz. Neden farkına varmadık? Cehaletten, bilgisizlikten, beceriksizlikten, vurdum duymazlıktan. Ben öyle görüyorum. Farklı düşünen bir dışişleri temsilcisi, bir akademisyen varsa onunla tartışırız. Haklı da olabilir. Benim her söylediğim doğru diye bir şey söylemiyorum. Ancak bana göre Türkiye'nin Yunanistan'a verilmemiş olan adaları Yunanistan olduğunu zannetmesi cehalettir. Hıyanet değilse. Ve bunlar bütün Ege'deki dengeyi değiştiriyor, düzeni değiştiriyor. Yani sizin 20 dönümlük, 100 dönümlük bir araziniz var.
Onun ortasındaki bir kuyu da benim. Ya da onun içinde de yarım dönüm benim arazim var. Şimdi olayı biraz böyle düşünürsek, bir ada, adacık ve kayalıkların niçin bu kadar önemli olduğunu ortaya koyarız. Yer bütün sorunları etkileyen bir sorundur. Peki Karnak Kayalıkları bu yönüyle iyi mi olmuştur? Evet, Karnak Kayalıkları krizi bu noktadan hareketle Türkiye'yi uyandırmak, öncelikle Türkiye'yi uyandırmak, daha sonra dünyayı ne oluyor şeklinde soru sorulmasına neden olmak bakımından faydalı olmuş. Bu Türk Deniz Kuvvetleri'nin bir başarısıdır. Akademisyenler gündeme getirmemiştir. Dışişleri Bakanlığı'ndaki uzmanlar gündeme getirmemiştir. Akil insanlar dile getirmemiştir. Bu olay gerçekten doğruysa Ege'deki her şeyi değiştirecek bir olaydır. Aslında her şeyi olması gereken noktaya taşıyacak bir olaydır. Yani böyle söylemek daha doğru. Çünkü Ege bir ortak denizdir. Türkiye ile Yunanistan'ı ayrıştıran değil, Türkiye ile Yunanistan'ı birleştiren bir denizdir. Eğer zamanında mübadele olmasaydı, zaten Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler çok daha farklı noktalara gelecekti. Bu egemenliği tartışmalı adacıklar önce bir sorun yaratsa da belki sonuçta Türkiye ile Yunanistan'ı birbirine muhtaç edecek, Yunanistan'ın hırslarını törpüleyecek, Türkiye'nin aymazlığını giderecek, üçüncü tarafları dışarıda bırakacak bir formüle evrilebilir, o şekilde dönüşebilir. Şimdi bütün bunlar laf salatası. Yani laf salatası değil, önemli. Ders alınabilirse önemli, güzel şey. Ama asıl sorun şu. Peki bundan sonra ne yapacağız? Değil mi? Sormamız gereken şu. Bundan sonra ne yapmalıyız? Tabii bu sorunun ön koşulu şu. Bu adaların bize ait olduğundan emin isek ne yapmalıyız? Bu emin olup olmama konusu akademinin konusu. Bize göre egemenliği devredilmemiş adalar, adacıklar var Ege'de. Biz böyle görüyoruz. Peki ne yapmalıyız? Birinci aşamada neyin yapılması gerektiğine politika karar verecek. İkinci aşamada strateji, bunun bir alt seviyesindedir. Diyecek ki ben bunu nasıl yaparım? Ne yapılmalı sorusu politik bir düzeydir. Politikacı buna karar verir. Politikayı, yani karar alıcılar buna karar verir. Derler ki bu adalar Türkiye'ye ait, bunları geri alalım. Çünkü bu politik hedeftir. Ondan sonra bunun stratejisi devreye girer. Nasıl alalım? Nasıl sorusunun cevabı stratejik seviyede bir sorudur. Ne yapılacağına politika karar verir, nasıl yapılacağına strateji karar verir. Bu ne demek? Bu şu demek. Biz burayı askeri güçle mi ele geçireceğiz? Karşılıklı müzakerelerle mi ele geçireceğiz? Uluslararası mahkemeye giderek mi ele geçireceğiz? Bunları askeri güçle, uluslararası hukuk yoluyla, müzakerelerle ele geçireceksek nasıl bir hazırlık sürecinden geçeceğiz? Bu nasıl sorularının cevapları çok önemli. Ve Türkiye bu adalarla ilgili, diğer her konuda olduğu gibi, bu adalarla ilgili de bu noktaya gelmesi lazım. Demesi lazım ki ben adaların bir kısmının Yunanistan'a verilmediğini, dolayısıyla bana ait olduğunu düşünüyorum. O zaman ben bunu Yunanistan'ın elinden alacak stratejiler geliştirmeliyim. Asker kullanarak alabilir miyim? Zor. Ya da mümkün. Alacaksan ona göre hazırlık yapacaksın. Uluslararası ortamdan sana gelecek tepkileri karşılayabilecek, göğüsleyebilecek, yaptırımlara karşı koyabilecek bir gücün var mı? Askeri güçle almayacaksan, hukuk yönüyle alacaksan, hukukçuların buna hazır mı? Hukuk seni destekliyor mu? Uluslararası hukuk gerçekten doğrudan, haklıdan yana mı? Öyle ya. Uluslararası saygınlık, uluslararası görünürlülük, ekonomik güç, bunların hepsi askeri gücün ötesindeki, yani soft power dediğimiz, yumuşak güç dediğimiz konuları da kapsayan hususlar. Siz güçlü olmak zorundasınız. Bu askeri güç olabilir, hard power. Bu yumuşak güç olabilir. Ekonomi, hukuk, turizm ülkesi olmak, sevilmek, sanatkarlar, demokratik olmak, ilkelere, normlara dayalı, olumlu normlara, ilkelere dayalı bir ülke olmak. Bununla ilgili alternatifler de olabilir. Şu olursa askeri güç kullanacağız, şu olursa müzakereyle yapacağız. Müzakere olmazsa askeri güç, o da olmazsa hukuk. Böyle alternatifler de olabilir. İlla tek bir hal tarzı yoktur. Yani birden fazla çözüm yolu vardır. İlişkileri etkileyen birincil unsur ulusal çıkarlardır. Ne hukuktur, ne askeri güçtür, ne ekonomidir. Hukuk, askeri güç, ekonomi, insan gücü, coğrafya, bunların hepsi parçalardır. Bunların tamamını belli bir kombinasyonda kullanarak
siz ulusal gücünüzü kullanarak uluslararası hedeflerinize ulaşırsınız ve bunların temelinde de yatan ulusal çıkardır. Yunanistan açısından da, Türkiye açısından da. Burada bir konu daha var, çok önemli. Ne yapacağına karar verdin, nasıl yapacağına da karar verdin. Ancak bunun bir de ne zaman yapacağı var. Zamanlama çok önemli bir konu. Zamanlamayı yanlış yaparsan doğru bir karar ve doğru bir stratejiyi bozabilirsin. Tabii ki stratejide bir hata yaparsan doğru zaman da olsa bir işine yaramaz. Bunlar politika, strateji, taktik diye böyle bir basamakları vardır. Ayrı bir konu, o konulara girip sizi boğmak istemiyorum. Ancak galiba yeterince açıkta oldu bu konu. Dolayısıyla ne zaman olacağı önemli. 1964'te Türkiye'nin Kıbrıs'la ilgili politikası ve strateji aynıydı. Yani Türkiye olarak Kıbrıs'taki Türkleri korumak, bu niste askeri güç kullanmak. Ancak 1964'te şartlara uygun değildi, silahlara uygun değildi. Ne yaptı? Bekledi. Neyi bekledi? Silahlanmayı bekledi, uygun koşulların oluşmasını bekledi. 1974'te bu koşullar oluştu. Türkiye'nin istediği koşullar değildi, yani Türkiye böyle bir şey olsun istemiyordu. Ancak o koşullar olunca, elinde de silahı, belirli bir gücü olunca, uluslararası hukukta da bir dayanağı olunca, Türkiye, Kıbrıs'taki Türklerin haklarını korumak üzere bir barış harekatı yaptı. Ondan sonra yapılan ambargolara katlandı, ayrı konu. Bakın bu işte hukukun ötesine taşan kısımlar bunlar. Eğer ne yapılacağı konusunda bir hata yaparsanız nasıl yaptığınızın da önemi yok. Çünkü yaptığınız iş sonuca ulaşsa bile, aldığınız karar yanlışsa politik düzeyde bir işe yaramaz. Nasıl yapılacağına karar verdikten sonra, ki alternatifli olabilir, ne zaman yapılacağına yönelirsiniz. Ne zaman yapılacağı konusu hemen yapılabilir. Zamanı gelince yapılabilir. Yani hazır olduğunuzda olabilir. Fırsatı olursa yapılabilir. Ya da fırsat yaratılarak olabilir. Ne demek? Türkiye sorunun birinci aşamasında. Ne yapacağını bilmiyor. 1995 öncesinde olayın farkında değildi. 95'ten sonra askerlerin itmesiyle Karnak Kayalıkları krizi vesaire gerçekleşti. Bugün içinde bulunduğumuz noktada daha en başındayız. Ne yapılması gerektiği konusunda bir karara varılabilmiş değil. Şimdi bu işin karar vericisi karar alma aşamasında elindeki insan gücünü, birikimi kullanır. Bunlar üniversite dünyasındandır, Dışişleri Bakanlığı'ndandır, askerinin içindedir. Bir de akil adamlar vardır. Bu işi araştıran, bilen, akademik dünyaya ait olmayan, bürokraside görev almamış. Bunlar gazetecilerin içinden çıkabilir, yazarların içinden çıkabilir. Beyin takımını, karar alma sürecine katkıda bulunmasını istemeniz lazım. Emekli diplomatlar olabilir, emekli akademisyenler olabilir. İlla görevde olması da gerekmiyor. Şimdi karar alma sürecini bu şekilde yaşarsınız. Türkiye daha ne yapması gerektiği konusunda kararlı değil. Şimdi biz ne yapılması gerektiğini bilmeden bunların hiçbirini yapamıyoruz. Görüldüğü gibi egemenliği tartışmalı adalar konusunda Türkiye'nin ivedilikle bir politika belirleyip, bunu gizli ya da açık belirleyip, buna göre gerekli hazırlıkları yapması gerektiğini düşünüyorum. Bugünkü videomda egemenliği tartışmalı adalarla ilgili olarak neler yapılması gerektiği konusundaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Tutkuyla, sevgiyle, mümkünse aşk ile yaşayın, umutsuz yaşamayın. Hoşçakalın.